Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ziliniz çok hoşuma gitti. O yüzden bastım durdum. Mükerrem abla iyi misin? Süper. Enerjin gayet yerinde, gayet evet, güzel. Evet, evet. Bugün ne yapacağız? Kek börek yapacağız, temizlik yapacağız. Evet, sende de bugün bayağı bir enerji var. Kadir, sabah radyoda bir söz duydum. Çok hoşuma gitti. Neyle ilgili? Yarışmacımız nereli? Nereliydin abla sen? Memleketini hiç sormadık ya. Afyonkarahisar. Aa kız ben de Konyalıyım. Hemşeri evet. Sayılır. Bak işte sabah falan FM dinliyordum. Efendim burada çekiyor. Çekiyor, çekiyor. La 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 la. Konyalım yürü. Yürü yavrum yürü. Fistanına sürü. Şimdi de geçti buradan. Konyalı'nın biri. Ne yapalım memleketimizin güzel özelliği. Tabii canım ben de öyle diyordum zaten. Evet ekran başındakiler ne yapıyoruz? Herkes hemen çayını demliyor. Biz evi gezene kadar siz de orada kısırın bulgurunu falan ıslayın. Bizimle birlikte ekran başında kısırlarınızı çatallayın bir güzelce. Bugün Mükerrem ablamın evindeyiz. Mükerrem ablamın evinin adı, senin isminin anlamı neydi? Şaşa. Gösteriş, şaşa, gösteriş. Bakalım Mükerrem ablanın evi de kendi gibi şaşalı, gösterişli ve temizli mi? Şimdi salona gidiyoruz. Geç abla. Evet, salona geçişe de burada muhteşem bir koltuk aynamız var. Heh, işte bak iç açan bir salon. Oh, 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 oh. Yalnız bütün umrelik, bütün haclık malzemelerin hepsi vitrinde. Eminönü'ndeki hac umre malzeme dükkanları gibi içerisi. Şu çaydanlıktan bizim aile yadigarımız. Bak eskiden bunlar vardı, şimdi bunlar çıktı. Evet. Eskiden bunlar vardı. Onlar bak, çay servisi yapılıyor içeri. Bak bunlar Arap kahve şeyleri bak eskiden bunlar bu, vardı. Bu o çok eski, onu benim hacı annem getirmişti. Oo, o kadar eski. O 40-50 yıllık, 50 yıllık falan vardır o. Maşallah. Siz sülale boyu o zaman sürekli gidiyorsunuz. Değil. O gitmişti, bana da eşim sürpriz yaptı. Umre'ye gidelim diye sürpriz yaptı. Bir hafta içinde gittik. Ha ne kadar romantik. Yani sana söylemeden bir anda değil, seni götürdü. Bana söylemeden her şeyi organize etmiş, hadi gidiyoruz dedi. İlk duyduğunda ne hissettin? Çok mutlu oldum. Bayıldın değil mi? Evet. Kız o üstündeki ne? Rahmetin kavuğu gibi. O oğlumun sünnet kınalı hatıra olarak ben oraya koydum. Maşallah. Sünnet yapmıştı. Bakar mısınız kaç kat çıkılmış. Sen o zaman cidden şaşayı seviyorsun. Bayağı nereye afyonluydun? Sadece o değil ki Kadir. Mükerrem Hanım bir ailenin bir kızı. Bir ailenin bir kızıyım. Bir evin bir geliniyim. Kocası da... Bir evin bir oğlu. Torunu da... O da bir evin bir erkek torunu. Niye biz buna sünnet tek yapmayalım mı? Yani. Tekler toplanmış. Şaşa olmasın mı? Yani. Senin düğününü çok merak ediyorum ben. Benim düğünüm de çok güzel oldu. İki tane düğün oldu. Bir niye? İlçede bir merkezde. Ha bir ilçede bir merkezde. Vay. Şöyle bir koltuğumuzun arasına bakalım. Gayet güzel. Yalnız bence bu koltukların silinmesi gerekiyor. Kesinlikle değil. Bence aşınma var oturdukları yerlerde. Kaç yıllık koltuk? Kaç senelik koltuklar? 5 senelik kesin. Senelik. Ben 20 yıllık koltuk da gördüm. Orası vardır da bizim sürekli burada yiyip içip oturuyoruz diyorsun. Yani. Sürekli buradayız. İki artı bir evimiz bizim. O petekler yıkandı. Ne zaman? Ne zaman yıkandı? Bir hafta önce. Ev genel anlamda aydınlık. Dekorasyon olan da çok ferah yani. Beğendiğinize çok sevindim. Benim tarzımı yansıtıyor. Değil mi? Böyle eve girince şöyle içi açılacak. Evet evet ferah. Karanlık ortak. Ay, dünkü ev neydi öyle öğrenci evi gibi boğdu beni. O nasıl laf Kadir? Kabiri başka. Aynen öyle. Öğrenci evi nereden çıktı şimdi? Hiç beğenmedim. Kadir al afyon lokumu. Afyon lokumu. Sen ver benim ellerimi yerlere sürdüm. Şu beyazdan ver. Ben vereyim mi? Hadi verin. Bayılırım. Diyet bozuldu. Kadir diyeti unuttu. Olsun. Bugün bir afyonunun evinde, hemşerinizin evindesiniz. Unuttun işte, unuttun. Şimdi temizlik yaparken o enerjiyi yakarız. Bilerek yaptı bunu bana. Güzel değil mi? Mutfağa afiyet, gidiyoruz. Bal, şeker olsun. Mutfağa gidiyoruz ablam. Gel Mükerrem ablam. Kadir ne çabuk yuttun lokumu. Allah affetsin yok yutamam yani o kadar istikrarlı bir diyetteyim bu sefer. Kesinlikle yememem lazım ama inanılmaz lezzetli bir lokumdu. Cidden afyondan mı geldi? Evet. Kargoyla da geliyor yolda kaymaklısını getirtiyordum size. Öyle kargoyla geliyor tabii mu? Ki. Sen onun bana adresini ver. Tamam. Ben buradan ayın ayın lokumları ben alıyoruz. Ben size veririm. Şimdi burası tezgah altın. Şöyle bir bakalım örümcek ağa bir şeysi var mı? Bak bakalım ne bulabilecek. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak bu tezgahın yanlarında beton gibi bir şey var. Beton değil yapıştırma. Müteahhit denk yapıştıramamış Kadir Bey. Bu leke oluştu zaten ilk girdiğimizden. Bunu ilacı iyi değilmiş. O dışarı hayır, verdi. Hayır bu betona ellerini sürerlerse betonun kendi şeyi gelebiliyor.
Onu şimdi konuşurlar onlar çünkü. Mükerrem abla bunlar niye kurumuş burada? Kuruma değil o kireç. Ben buna şey dökmüştüm, çivit dökmüştüm beyazlara diye. O yapıştı öyle. Daha beyaz olsun diye. Bir şey diyeceğim bak bunun içinde de var. İşte kalmış öyle yapışmış. Tortu var içinde. Buna bir makine temizleyicisi dökelim. Onları bir açsın. Ben ne yaptıysam çıkartamadım onu. Mükerrem Hanım sizde biraz temizlik hastalığı var mı acaba? Temizlik hastası değil de yani olması gereken kadar diyelim. Ellerinizi görebilir miyim? Nasır falan var mı? İçimi de göreyim. Bu eller hiç yıpranmamış. Türgümüz var, ne peki türgümüz var. Bakınsanıza. Temizlik yapan kişinin elleri böyle olur. Ablam bu şu arasını görüyor musun? Bir saniye bak. Kaynana arasını açmışsın ama görümce kısmına inmemişsin. Kaynana da kalmışsın bak o, şöyle. O da gözümüzden kaçmış diye. Şu arka kısmı. Kadir sen de utanmasan motoruna da elini sokacaksın. Ya bunu sen mi söylüyorsun? Kız yemin ediyorum bu benim yerimde olsa var ya ıncının cıncığına iner. Bak filtresi kar beyaz. Şuna bakar mısınız? Bak tertemiz. Makinenin içinde de bir ağır kokusu yok. O elleri yıka. Kıcam dur. Burası nasıl gözümüzden kaçmış? Musluğun da ne kadar şık. Bu ne böyle? Orası arıtma. Oradan şey geliyor, arıtma bu taraftan normal su geliyor. Bak millet yalandan yer deldiriyor. Ben öyleyi sevmiyorum, onu husus aldım ben. İki çeşmeyi hoşlanmıyorum tezgahta. Bu modelin adı iki gözüm iki çeşme. Aynen. Cidden de öyle ama çok şıkmış, ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Evet, ikramlıklar dolapta. Bak o da afyon vişnesi, size hazırladım. Annemin bahçesinde. Bunların içleri de güzel. Evet bak domateslerini, salatalıklarını bak hepsi sepetlere koymuş bak. Ne kadar güzel, şık, düzenli. Siz bunları biz geldik diye mi yaptınız? Hayır, kesinlikle. Bu kadın şovcu bir kadın mı ki? Niye sana gel sen geleceksin diye yapsın? Benim evimde niye böyle değil? Onu bilemem. Onu git kendi karına sor, biz ne bilelim? Şimdi buzdolabını da çekeceğim temizlik yaparken bir arkasından tabii ki, atacağım. Kesinlikle çekebilirsin. İstersen fırını bile sökebilirsin Kadir'cim. Bayağı iddialısın sen o zaman. Aynen öyle. İyi ama bulaşık makinesi için de öyle diyordunuz. İşte orası gözden kaçmış ya. İnsanlık hali. Akşam yemek yedik. Şunların üstlerini falan da gezeceğim. Şimdi tabii. Banyoya gidelim biz hızlıca. Tabii. Gel. Gezebilirsin. Gel. Evet banyomuz da maşallah. Bu eski zigonu burada mı değerlendirdin? Aynen öyle. Bak, onu orada değerlendirdim. Bak görüyor musun? Nasıl tutulur? Bak atmamış bunu buraya sermiş üstüne bak. Bu ne abla? Kutusunu koymuş. Onun içinde şeyler vardı da kaldırdık. Evet. Bak bunu böyle yerleştirmiş. Yani bu müteahhit de bu banyo dolabının yüzünü çok mu aramış acaba? Yer sofrası modeli yapmış. Evet Mükerrem abla belli bu eve ömrünü veriyorsun sen. Sabahtan akşama kadar sil süpür. Peki bir şey diyeceğim. Düzenli rutin temizliği ne kadar sürüyor yani? Mesela haftada pazar, çarşamba, cuma mı? Her gün iş yapılır bizde. Neresi pisleniyorsa orayı her gün bir köşeye girip temizliyorsun. Aynen çok öyle. Sürekli yaşanıyor zaten bu evde. Eşim vardiyalı çalıştığı için her gün temizlik yapamam ama o işe gittikten sonra akşam bile yaparım ben. Parça yapıyorsun, aynen. Ev komple dağılmıyor. Aynen. Peki gayet güzel ama bakalım hamur işinde de yemekte de bu kadar hamar atmasın göreceğiz. Kesinlikle. Şimdi şey diyorlar evi sürekli temizliyor işte bilmem ne yarışma için temizledi ama mutfaktaki performans insanın nasıl hamar attığını gösteriyor. Çünkü orada her şey doğal olduğu gibi. O zaman ne yapıyoruz? Evet şimdi Mükerrem ablanın salonuna geçiyoruz ve yarışmacılarımız gelsin. Bakalım onlar ev hakkında ne düşünecekler, hazır mısın? Hazır. Çekemeyecekler bence. Aynen. Hadi gel. Sen de kal o duşakabinde yakıştın oraya. Ne oldu bir şey diyeceksin sen? Kadir. Mükerreme Hanım'ın Covid ile ilgili bir hikayesi var ama maalesef çok üzücü. Gelin oturalım da anlatın şu hikayeyi. Lan geç öyle bir bela ki kör olasıca. Koca bir yılı yedi. Geç otur Mükerreme Hanım şöyle otur gel. Gel. Yani güllük gülistanlıktık. Tamam kendimizce yani. Ve sıkıntılarımız aynen, vardı. Aynen. Her ona ülkenin, göre her hayatımı var. Devam ettirmeye çalışıyorum. Yani kendim bir şekilde hayat ucundan tutmaya çalışıyorum. Ben... Annemle anneannemi 17 gün arayla kaybettim Covid'den. Annenle anneannemi? Annemle anneannemin arası 17 gün. Ben o kadar kötü durumdaydım ki yani kızım bana biraz moral olsun diye bu yarışma programına başvurdu. Annemin hani biraz kafası dağılsın. Depresyonu biraz atlattı. Evet diye. Ben çok kötü depresyondaydım. Psikolojim de bozuktu. Ama çok yani zor bir şey. Bu halde evimin bile bu şekilde olması... Yani ben kendimi yine iyi görüyorum. Peki annenle anneannen aynı evde mi yaşıyorlardı? Hayır aynı evde yaşamıyorlardı. Anneannem yaşlıydı, bakıma muhtaçtı, 80 yaşındaydı. Sonra o rahatsızlandı, sırayla işte ona bakıyorlardı, evinde kalıyorlardı. Oraya geliyor birisi, bulaştırıyor birisi. Almıyorlardı. Kim gelmiş Allah'ını seversen? İşte
bilemiyoruz. Gelen kişi de vicdanen söylemiyor. Hani saklıyor da. En çok bu... Kendi de Covid olduğunun farkında mıydı acaba? Ailemizin hepsi Covid oldu. Teyzelerim, kuzenlerim, çocukları, bütün herkes. Bu yani anneannemin rahatsızlanmasıyla, hastaneye kalkmasıyla bütün ailenin Covid olması ortaya çıktı. Annem çok sağlıklı bir insandı. Hiçbir böyle rahatsızlığı yoktu. Yani akciğer problemi var mıydı nefes darlığı? Hiçbir problemi yoktu. Ona rağmen ona bu kadar... Ona rağmen yani bütün herkes kurtuldu. Annem vefat etti. Anneannen de vefat etti. Anneannem yaşlıydı dedi. Kronik rahatsızları vardı. Bakıma muhtaçtı dedik ama... Annem o kadar titiz, o kadar temiz. Kaç yaşındaydı anne? 57 yaşında. Tam böyle her şey hazır, yemek yani oturup yiyeceğiz tam ama. Tam sefa sürme sefa zaman, çileyi zaman bitirdi. Çok çalıştı. Covid'li haldeyken de temizlik etmiş, çamaşır suyu ciğerlere inmiş. Doktor dedi bu haldeyken ne temizliği yapmış diye. Yani göremedik. 10 gün içinde elimizden kuş oldu, uçtu. Sebepsiz gitti. Yere yani sebepsiz bir yere. Ne bileyim bir bilmiyoruz kaza olur. Bilmiyoruz işte ecel gelmeden ölmezsin deniyor da. Bir şeyler sebep oluyor ama insanın sebep oluyor. İçinde diyor işte içimizde keşkeler kalıyor mesela. Ben kendimle çok kavga ediyorum. İçimde böyle yani dayanılmaz bir hınç var dışarı karşı, hayata karşı. Niye? Bilmiyorum böyle bir şeyleri parçalayasım, kırasım, hani insanları kırasım. Yani bazen içimde kendi içimde kavga ediyorum bunu. Dışarı yansıtamıyorum. Şöyle o acıyı bastıramıyorsun bir sebep bir evet, bahanede bulamadığın için. Yani iki kardeştik biz annem. Yani çok yakındık bir şey demiyorum. Anne çok başka bir şey gerçekten öyle. Dayanılması güç. Ben kafam dağılsın diye kakıyorum orayı yapıyorum orayı yapıyorum bir şeylerle meşgul olayım diye. Yani ben gerçekten çok kötü dolmuyor. Gerçekten dolmuyor. Evet dünyayı alt üst etti diyor mu? Nice canları yaktı, nice anaları yavrularından ayırdı. Ve sebep yani ben de kendi kendime evde düşünüyorum. Ya bu virüse ne sebep oldu, nasıl yayıldı, ne oldu? Çoluk, çocuk, çünkü bizim büyük, daha çok küçük. İhtiyacımız vardı anneme. Daha torunların mürvetini göremedi. Hiçbir torunun mürvetini göremedi. Bir tek benim oğlumun sünnetini görmüş oldu işte. Hayatta bir şekilde devam ediyor. Üç günde bu koltukta ağlasan dördüncü gün mecburuz yemek yapabilmeye. Aynen işte o yüzden diyorum yani ben yine kendimi iyi görüyorum. Kalkıyorum mesela böyle efkarlandığım zaman diyorum ki şunla meşgul olayım diyorum. Kafanı hani temizlikle boşaltıyorsun. Ha, o şekilde yapayım diyorum yani hani bir şey adapte olayım. Şey yapmayayım diyorum. Kızım şimdi teşvik etmişti liseden. Mezun olmak üzereyim. Dışarıdan liseyi bitirdim. Ortaokul mezunuydum. Ben maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığım için şu anda kızım beni sürekli teşvik ediyor. Anne bu şekilde yaşanmaz. Üniversiteye başlayacaksın. Hani bir şeylerle hayata tutunup meşgul olacaksın. Kendine sen meşgale çok güzel ama liseyi bitirirsen çok güzel bir şey olur. Bitiriyorum. Kredim doldu da 8. dönem dersimi göreceğim. Kredim doldu. O kadar istikrarlısın tabii yani. Ki. Hay maşallah. Tabii ki. Üstelik üniversitede gastronomi okumak istiyor. Kız sen yaparsın vallahi. Hamur işi mamur işi derken götürürsün işi. Ben daha sağlıklı olsam daha neler yapardım. Bence yine... gene de iyisin ama hani en azından ayakta durup direncin var şükür. Evet, evet. Hayata şeker... çocuklarım için. Onlar için ayakta duracağım ama sen azimli bir kadınsın. Üniversiteyi de bitirirsin ben sana inanıyorum. İnşallah. Şimdi güzelce kalkalım gözümüzden kaçan küçük yerleri şöyle i̇şte. Bir alalım üzüntümüze denk gelen. Ondan sonra da mutfağa kafamız gidelim. Kafamız dolu olduğu için hani yaparken de başka bir şimdi şeylerle meşgul oluyoruz ya. O yüzden evet. Gözden kaçırdığımız kafamızı yerler kafamızı boşaltacağız oluyor. Şimdi. Ondan sonra da mutfağımıza gireceğiz. Güzel senin ellerinden bir yemek yiyelim. Neler hazırlıyorsun hep birlikte görelim. İnşallah. Şimdi şu vitrinin arkasına bir bakmak istiyorum. Hazır mısın? Hazır. Hadi gel bakalım. Peki bir şey diyeceğim. Brokoli salatasının tadına bakıyoruz. Çoğu kişi eleştirdi. Beş çayını uygun bulmadı. Bakalım lezzetini beğenecekler mi? Eline emeğine sağlık. Okay. Ben akşam yemeklerinde normalde bunu zaten belirttim. Akşam yemeklerinde ortaya koyarım. Beş çayına uygun bulmayan bendim. İtiraf ediyorum. Menünün içine yakışmamış aynen, mı? Aynen yakıştırmadım. Bir tık brokolini fazla haşlamışsın ama ekşiliği, evet. Tuzu falan her şeyi çok güzel. Peki Firki abla nasıl buldun brokoli salatasını? Yakıştırdın mı bir de? Beş çayına yakıştırmadım. Genelde biz de akşamları öğlende ben o yemeklerin yanında yeriz niye? Ama. Niye yoğurtla erişte beş ama... çayına yakışıyor da akşam menüsü yemeği olarak brokoli salatası mı yakışmıyor? Lezzet olarak güzel olmuş. Eline sebze. Sağlık. Fresh peki. İşte, tadını ferahlık veriyor. Tadını beğendi ama menüye yakıştırmadı. Sevgi Hanım. Ben de beş çayına yakıştıramadım ama lezzetli. Lezzetli, peki. Birsen Hanımcığım. Çok güzel olmuş salata. Brokolileri fazla haşlamışsın, evet. Dağılmış. Havuçların gayet güzel pişmiş, iri iri doğramana rağmen. Bunlar hazır sanırım. Hayır.
kesinlikle. Ekşilik fazla geldi bana. Emin olamadım. 3-4 taneydim. O yüzden soruyorum. Ama çok dağılmış brokolilerim. Böyle yani ocak saçak saçak, saçak olmuşlar. Ama tadı güzel. Peki. Eline sağlık. Mükerrem ablacığım, eline koluna sağlık. Ben brokoliyi çok seven biri değilim. Bizi evde de hiç pişirmeyiz. Bu zamana kadar da hiç yemedik. 5 çayına uygun mu dersen, pişmesi yani lezzeti güzel. Tadı afiyet güzel. Olsun. Beğendim. Ama 5 çayına uygun mu dersen masada biraz sırıtıyor. O yüzden bir labneli köz patlıcan salatası ya da dediği gibi bir tarot beklerdim. Bunu pek fazla yakıştıramadım. Ama becermiş misin? Becermişsin. Eline koluna sağlık. Şimdi kaymak tadında krem şanti ile haşhaşlı revani. Buyurun bakalım. Lezzetli ama en alt kısmına şerbet inmemiş. Alt tarafı benimki kuru geldi. Tamamen çekti. Bekledik şerbetini. Ya ben tamamen. Benim önüme geleni söylüyorum. Çevirebilir misin altını şöyle? Yani benim kestiğim kısımda yoktu. Şurada da bakın. Şurası şöyle yapalım. Şöyle. Mesela burası daha şeyli. Burada yok. Kuru mu buldun dış şey yan ya tarafına? Evet, bazı yani iyi benim sen kestiğim. Sen de bir bak bu arada. Bak kuru dedi ama bir bak öyleydi. Sen de. Yok çatalını değil. Yani bir bak. Kuru mu? Bence değil. Şey peki yapıyorum. Kıvamı tadı nasıl olmuş? Şey tadı, şekeri falan yerinde ama haşhaşı biraz bana fazla geldi. Duygu şey Pirke Hanımcığım nasıl buldunuz? Tam kabarmamış böyle o şerbetini çekecek kadar hani sünger gibi olur ya. Evet. O şekil olmamış biraz da haşhaşı fazla sanırım öyle çatır çutur ediyor. Bu nasıl diyeyim? Beğenmedim. Olmamış. Peki bir sen nasıl doğru buldun? Doğru yorum yaptığına inanmıyorum revani hakkında. Eline sağlık Mükerrem abla. Ben haşhaşlı revaniyi çok severim. Bizim evde de sık sık yaptığım bir şeydir. Yalnız portakallı olabilir ama portakal rendelerinin bu kadar havuç gibi görünecek kadar böyle iri iri rendelenmemesi gerekiyordu. Onun dışında ben şerbetini de orantılı buldum. Üstüne bunu kendin mi yaptın bilmiyorum ama bu da güzel olmuş. Haşhaşı da böyle bol yapılır zaten bunun. Tadı güzel ama beğen. Tadı güzel evet. Peki, eline Sevgi sağlık. Sevgi Hanım. Afiyet olsun. Ben hiç haşhaşlı yapmadım. Bir kere yaptım. Beceremedim. Ama şerbeti tutturmak çok zor ve hamurumsu olur. Hamurumsu olmamış bence. Aroması inanılmaz güzel oldu. Eline koluna afiyet sağlık. Şimdi tiramisularımızı alabiliriz. Tamam. Evet, tiramisu hakkında da iddialı yorumlar var. İkram çatalları veriyor muyuz? Evet, tatlı çatalımız gelecek. Ama bunları yeseydin. Bunları bir götürelim. Sen devam et Sevgi. Kekten, ikramlıklardan. Şişeceğim. Bunları tatlılarımızı alalım, tatlının yanına keki alırız. Evet, Firki abla. Senden başlamak istiyorum çünkü bu tiramisu için değişik bir yorum yaptın. Dedin ki inşallah dünkü bir senin pudingi gibi hazır olmaz. Yani kekini hazır almaz demişsin. Tiramisu'nun keki evde yapılıyor mu? Önce onu sormak istiyorum. Yapanlar var. Hiç aranızda tiramisu keki yapan var mı ya da nasıl yapıldığını bilen var mı? Ben kedi diliyle yapıyorum ya da kupta yapıyorum. Yani içine altına taban keki olarak bir şey taban kek kullanıyor musun yoksa kedi şöyle, diliyle mi oluyor? Şöyle taban kek de kullandığım zaman oluyor ama taban kekini yapabilirsin evde çok zor pandispanya bir şey değil. Pandispanya normal. Pandispanya olarak pasta, yapıyorsun. Pasta şeyleri var ya pandispanya onunla yapıyorum. Arkadaşımız hazır mı kullandı acaba? Yapılabilir. Hazır mı kullandın kekini? Keki değil, kedi dili bisküvisi kullandım. Kendin mi yaptın? Evet, kendim yaptım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kız Firki abla kedi dili evde yapılır mı hiç? O işte, evde yapılmaz. Bilmiyor. Şimdi ama o herhalde sen hep pasta tabanıyla yapıyorsun tiramisu. Evet. Yani normal pandispanya ile yapıyorsun. Şimdi tiramisu iki çeşit var. Bir kedi dili özel hani normalde yurt dışında bu tatlının aslı kedi diliyle oluyor. Ama bizim Türkiye'de pasta biliyorsun. Pasta tabanıyla yapılan tiramisu olmuyor. Ama öyle yapanlar da var. Yani öyle yapan. Öyle bir değişik pasta oluyor. Ama yani bizim doğru. Türkiye'de evet. Çok pardon Türkiye'de şey biliyorsun. Olmuyor yani. Öyle yapan var. Anladım. Ben de yapıyorum. Ama hayır öyle olmaz dedin ya onun için diyorum. Evet. Yani öyle yapanlar da var. Senin dediğin de doğru ama gerçek tiramisu kedi diliyle olur ama kedi dilini de evde yapamazsın. Hazır paket alınmak zorunda o. Peki kıvamı tadı tiramisu olmuş mu? Yani kakaosu fazla da olsa biraz güzel olmuş. Güzel olmuş. Peki. Bir sen? Zaten tiramisu'nun orijinali kedi diliyle olur. Sana katılıyorum. Kekle yapsaydı bu gerçek bir tiramisu olmayacaktı. Gerçek bir tiramisu olmaya çalışmış bir tiramisu bu. Kreması biraz fazla cıvık olmuş. Üstünde çok fazla kahve var. Ama üstünde kahve üstünde yok ki. Bana... Sırf o zaman bu var. Çok fazla kahveli. Yani çok aşırı kahve tadı geliyor bana. Cam kapta
yaptığım tepsinin ölçüsüne göre 2 yemek kaşığı granül kahve güzel var. Olmuş. Ben fazla olduğunu düşünmüyorum. Ha, kreması bir tık cıvık olmuş. Bana da biraz yoğun kahve tadı geldi. Onun dışında kreması güzel bence. Ben zaten kedi diliyle bekliyordum. Öyle olmasına da çok sevindim. Çok fark ettiniz de Mükerrem abla her yorumun sonunda diyor ki bence çok güzel olmuş. Bence yani şey. Sence güzel yani, tabii. Mükerrem abla yani, öyle mi diyorsun ki sen de editör ben ama beğendim. Kadir bunun şeyi cıvık değil bence. Mükerrem abla kimseye yorum istemez. Tabii ki. Peki, ben de katılmıyorum. Sevgili ben dinleyelim. Değil yani doğru. Eleştiriye doğru. Ben akar beğendim. Durmaz. Bana gelen taraf biraz ıslanmamış. Üstündeki kakao fazla olmuş. Kedi dili olduğu için puan kıracak mısın? Hayır. Kırmayacaksın. Peki. Filki Hanımcığım sizden yorumunuzu almıştım. Duygu Hanım. Ellerine sağlık Kerem abla. Evet orijinalinde kedi dili de var. Doğru ama pandispanyada kendin yapıp yapabilirsin. Benim kedi dillerim falan güzel ıslanmıştı. Kremasını da yani şeyini de beğendim. Sadece kakaosu çok fazlaydı ve yerken şuramı hani benim boğazımı rahatsız etti. Onun dışında beğenmediğim bir şey yok. Ellerine sağlık. Bir şey diyeceğim. Bu eleğin biraz geniş bir elekti acaba evet, birden evet, mi döküldü? Evet, çünkü bu elediğimiz elekle eledi. Normalde şu, çay süzgeciyle elerler evet, ya. Şu işte çok önemli. Tiramisu'nun hani zamanla yarışıyoruz ya. Birden önü hani doğru, çabuk olsun diye ben bir şey de eledim. Benimki de ıslandı. Duygu da beğendiğine göre afiyet sağlık olsun. Ben de beğendim. Elle koluna sağlık. Afiyet olsun. Ama bir sene katılıyorum. Üst kreması biraz böyle yayılmış. O da neden çırptığın için çok çırptık ya. Sonradan sen onun içine bir şey daha kattın. Labneyi kattın ya çok çırptık mikser. O biraz sulandı. O yüzden oldu. Eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.